Dün akşam dev bir derbi vardı. Galatasaray Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Ancak biz tabii ki maçın skorunu, maçtaki pozisyonları değil, ne yazık ki maç sonrasında yaşanan bir olayı konuşuyoruz. Biz şiddet olayı, meslektaşımız, ekip arkadaşımız A-Spor ekibinden Emre Kaplan'a yönelik gerçekleşen o saldırıya bakacağız. İşte o çirkin saldırı ve detayları. Türk sporu yine çirkin bir saldırıyla lekelendi. A-Spor muhabiri Emre Kaplan Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası yumruklu saldırıya uğradı. Haber peşinde koşan, gece gündüz yağmur, çamur, kar demeden haber peşinde koşan, sizlere haber ulaştıran bir insandan ne istiyorsunuz? Kaplan heyecanlı derbi sonrası yapılacak açıklamaları ekrana taşımak için görev yapıyordu. Bu sırada Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı. Beşiktaş yöneticilerinin açıklama yaptığı sırada Emre Kaplan da A-Spor muhabiri Furkan Yıldız'la birlikte, diğer muhabirimizle birlikte açıklamayı takip ediyor. Açıklama bittikten sonra Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kaplan'la konuşmak istiyorlar. Yanlarına çağırıyorlar, hatta koluna giriyor bir yönetici. Emre Kaplan'la konuşmak istediklerini belirtiyorlar. O sırada bir arbede yaşanıyor ve bir şahıs Emre Kaplan'a yumruk atıyor. Burnuna bir darbe geliyor Emre Kaplan'ın. Emre Kaplan'ın saldırı sonrası burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı. A-Spor'da yayınlanan 90+1 programına telefonla bağlanan A-Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, Kaplan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Konuşabiliyor, bilinci yerinde, ailesini de endişe etmemesi için bunun altını çizeyim. Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel saldırıyı kınadı. Yücel, Sezgin arkadaşımız için yapabileceği en büyük hatayı yapmış dedim. Başkanımız Hasan Arat'la konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu şeklinde açıklama yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Saldırıyı kınayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek açıklamasında bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Kaplan için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Spor sahalarında yaşanan şiddetin her türlüsünü kınıyoruz ifadelerine yer verdi. Galatasaray'da resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı. A-Spor muhabirine geçmiş olsun dileğinde bulundu. İşte bu çirkin saldırı, hepimizin kınadığı bu çirkin saldırı Fotomaç gazetesinde de ilk sayfada yer alıyor. Emre Kaplan'a çirkin saldırı. Derbi sonrası stat çıkışında tarihe geçecek çirkinlikte bir olay yaşandı. A-Spor muhabiri Emre Kaplan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından saldırıya uğradı. Burnuna darbe alan Kaplan hastaneye kaldırıldı. A-Spor muhabiri Emre Kaplan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğradı. Emre Kaplan'ın saldırı sonrası burnu kırıldı, hastaneye kaldırıldı. A-Spor'da yayınlanan 90+1 programına telefonla bağlanan A-Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen olayla ilgili detayları paylaştı. Şen saldırı hakkında şunları söyledi. Beşiktaşlı yöneticiler derbiden sonra açıklama yapıyor ve bittikten sonra Emre Kaplan'la konuşmak istiyorlar. O sırada bir arbede yaşanıyor. Bir şahıs Emre'ye yumruk atıyor ve burnuna darbe geliyor. Şu anda arkadaşımız hastaneye gidiyor. Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili bilgi aldı. Burnu kırılan Emre Kaplan'a ilk müdahale ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İşte o fotoğraf karesi. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim Emre'ye. Şimdi